Merhaba, ben doçent doktor Ayla Üçkuyu. Antalya'da görev yapıyorum, kadın doğum uzmanıyım. Bu videoda kızlık zarı kanaması üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hastalarımdan bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ve zor başlamış ve zor devam edeceği belli olan ilişkilere tanıklık ediyorum. Bu da beni gerçekten üzüyor. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten hem genç kızlarımızın hem de erkeklerin yanlış bilgileri var. Bu konuyla ilgili doğru bilgiye ne kadar çok ulaşılırsa, ne kadar çok insan bu konuyla ilgili gerçek doğru bilgilere ulaşırsa o kadar çiftler birbiriyle rahat bir ilişki başlatabilir. Çünkü negatif ön yargılar, maalesef yanlış bilgiler pek güzel ilişkilerin zor başlamasına, başlangıçlarının zor olmasına, yıpranmış olmasına ve daha sonra da zor devam etmesine yol açıyor. Şimdi kızlık zarı biliyoruz ki vajina girişinde deliği daraltan bir mukozal yapı ama aslında kanamaya yol açan mukozanın kendisi değil, mukozanın tabanındaki damarlı bölgedir. Damarlı bölge bazı kadınlarda zayıftır ve kan damarları az olduğu için bu tür yapıya sahip kızların kızlık zarı kanaması az olur, ilk ilişkilerindeki kanama. Yine bazı kadınlarda kızlık zarı geride olur, bazılarında önde olur. Bazılarının kolajen yapısı farklıdır. Çok elastiktir. Bütün dokuları, vajina dokuları da, diğer dokuları da son derece esnektir. Bazılarınınki rigittir. Bazılarının damarı fazladır. Bazılarının deliği küçüktür. Bazılarının geniştir. Yine kadındaki bu farklılıklarla birlikte erkek için de durum farklıdır. Çünkü aynı kızlık zarına farklı bir erkeğin veya farklı çapta penise sahip veyahut da farklı eylemle cinsel ilişkide bulunmakta kanama miktarını değiştirecektir pek tabii ki. Çünkü aynı çaptaki deliğe örneğin kalın bir penisin girmesiyle ince bir penisin girmesi farklı olur. Kadının yumurtlama döneminde salgıları fazlayken, vajina gevşemişken olunan cinsel ilişki farklıdır. Penisin ani girişiyle yavaş girişi farklıdır. Girerken yumuşaması, tam girememesi farklıdır. Yani ilişkinin kendisi de, penisin durumu da kızlık zarı kanamasını değiştirecek bir etkiye sahiptir. Tüm bu bilgiler ışığında bir eylemde, ilk cinsel eylemlerinde yanlış beklentiyle kanama görmemiş veya az görmüş çiftler kendileri, her ikisi de erkek açısından yetersizlik yapamama, başarısızlık duygusu, kadın açısından da bir suçluluk hissi ile ilişkileri olumsuz girebilmektedir. Bu konuyla ilgili çiftlerin eğer ilk ilişkilerinde kendilerince her neyse bilgileri olumsuz olduğuna dair veya yetersiz olduğuna dair bir ön yargıları varsa benim önerim ilk 48 saat içerisinde hekime gitsinler. Bu konuyla ilgili sorunlarını varsa kafalarındaki soru işaretlerini çözsünler ve ilişkilerine de pür ve temiz bir şekilde, berrak bir şekilde devam etsinler. Şayet onlar için kızlık zarı kanamasının hiçbir önemi yoksa, ki aslında mantıklı olan, doğru olan budur. Çünkü bu kadar çok çeşitliliğin ve değişkenliğin olduğu, erkek içinde, kadın içinde olduğu bir durumda bir zar kanaması veya gelecek olan bir kanamaya bakarak yargıda bulunmak veya bir beklentiye girmek her ikisi için de temelde yorucu, yıpratıcı ve zahmetli. Ama kendileri için önemli olduğunu düşünüyorlarsa, her ikisi için de söylüyorum, o zaman 48 saat içerisinde bir hekime gitsinler. Kızlık zarı kanaması hem kızlık zarının yapısına, hem penisin durumuna, hem de cinsel ilişkinin natürüne bağlı olarak değişir. Bunu bilsinler ve buna göre hareket etsinler, buna göre beklentiye girsinler. Ve de mutlu başlangıçlar ancak mutlu devamla sonuçlanır. Çiftlerin hepsine de mutluluklar diliyorum. Bu konuda kafalarını netleştirsinler, öyle devam etsinler. Veya isterlerse, çok önemliyse kendileri için, beraberlikten önce muayene olsunlar, kendi durumlarını test etsinler. Ama böyle bir şey rutinde gerek yok. Sadece kendi kafalarında bir ön yargı varsa bunu yaptırsınlar, bir beklenti varsa. Değilse işin doğası seks yapmaktır. Çünkü seks yapabiliyorlarsa zaten büyük bir beceriyi gerçekleştirebiliyorlar demektir. Bunu gerçekten şunu pek çok hani vajinismus hastası da görmüş bir kişi olarak cinsel ilişkide bulunuyor olmakta bir nimettir. Ve bunun da önemine
keyfine vararak devam ettirmelerini, ilişkilerin geleceği açısından da önemli buluyorum. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Şimdilik bu kadar. Başka sorularınız olursa daha detaylı gireriz sorulara.